7 Temmuz 2021 Starcom TR Selahattin Çakırgil vah vah ve oh olsunlar arasında Sivas ve Başbağlar cinayetlerini unutmamak Kılıç kanın tadını bir kez aldı mı kırılmadıkça kana doymaz denilmiştir ama karanlıkta kullanılan o kılıç Silah nerede ve kimin elindeydi? Bugünler Sivas'ta 3 Temmuz 1993 günü, yani 28 yıl evvel ve bir tahrikle tezgahlandığı anlaşılan bir otel yangınında 37 kişinin can vermesiyle neticelenen korkunç cinayet ve o korkunç cinayetten 2 gün sonra 5 Temmuz gecesi de Erzincan'ın Kemal ilçesinin Başbağlar köyünde ve sırf İslami hassasiyetleri bilindiği için hedef seçildiği anlaşılan insanların köy meydanında PKK tarafından toplanıp taranmasıyla 33 kişinin katledilişinin yıl dönümü. Bugün 40 yaşın altında olanların pek hatırlamadıkları ve sadece özellikle bir tarafın acılarının devamlı hatırlatılmasıyla gerici güçlerin işlediği cinayet diye devamlı taze tutulan Sivas katliamı ve Madımak Oteli cinayeti az çok bilinir. Başbağlarsa hak getire. Sahi ne olmuştu Sivas'ta ve başbağlarda sorusuna cevap vermeden önce bir durum muhakemesi yapalım. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etmiş, Başbakan Süleyman Demirel, Erdal İnönü liderliğindeki SHP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmiş, DYP'nin başına da Demirel'in yerine Tansu Çiller getirilmiş ve Çiller'in başbakanlığa ve İnönü'nün başbakan yardımcılığında yeni bir hükümet oluşturulması çabaları devam ediyor. Hindistanlı Müslüman bir ailenin çocuğu olan Selman Rusti'nin yazdığı ve hiçbir edebi değeri olmadığı halde sırf İslam'a ve Hazreti Peygamber ve Peygamber hanımlarına ağır hakaret ve iftiralarla dolu bir sövgü övgü romanı olduğu için emperyal dünyanın edebiyat çevrelerinde övgü ve ödüllere boğulan Satanic Versus isimli kitabın Müslümanlar arasında meydana getirdiği infial ve hele de İmam Komeyni'nin Rusya hakkında idam fetvası vermesiyle dünya çapında bir gerilime yol açan hadiseler zinciri üzerinden 4 sene kadar bir zaman geçmekteyken Aziz Nesin isimli bir ateist mizah yazarının o romanı Türkçe'ye tercüme ettirip 1993 yılının ilk aylarında bir gazetede tefrika ettirme başlaması ve arkasından da Aziz Nesin'in Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak üzere Sivas'a geleceğinin açıklanmasıyla Müslüman halkın bu kişiyi Sivas'ta istemedikleri yönünde tertip ettikleri dev protesto gösterileri ve gösterilerin sona ermek üzere olduğu saatlerde ise Aziz Nesin ve onun çizgisindeki bir takım yazar çizer veya tiyatrocu takımının kaldığı otelin önünde birkaç yüz protestocu kişinin kaldığı otelde yangın çıkmasıyla fitili ateşlenen fitnenin tezgahlanması Müslüman halkın o alçakça saldırılara protesto etmek hak ve sorumlulukları vardı tabiyetiyle ama o protestolar saatlerce sürmüş ve bir fiili saldırı da olmamıştı. Bu noktada öyleyse yangın neyin nesiydi denilebilir. Sözün burasında şu birkaç tespiti yapalım. 1. Müslüman insan hatta en muzır, yararlı yılan, çiyan, akrep veya benzeri canlıları öldürmek hakkının olduğunu bilir ama onları canlı canlı ateşe atarak yakarak öldürmenin çok büyük bir vebal olduğunu bilir. Buna rağmen böyle bir cinayeti işleyen bir Müslüman varsa kesinlikle İslam hukuku tarafından himaye edilemez ve sonucuna katlanır. 2. Kıbrıs buhranının zirveye tırmandığı sırada 6-7 Eylül 1955'te halk kitlelerinin tahrik edilip İstanbul'da o konuyla ilgisinin olup olmadığına bakılmaksızın ve sadece Rumların değil bütün gayrimüslimlerin canları, mabetleri ve mallarına karşı iki gün boyunca tezgahlanan ancak örfi idare sıkı yönetimi ilan edilerek durdurulabilen ve bedeli de Türkiye'ye en ağır şekilde ödetirilen büyük karışıklıkların üzerinden 42-43 sene geçtikten ve o suç zaman aşımına uğradıktan sonra eski bir MIT yetkilisinin MIT'in son 40 yılda yaptığı en büyük operasyon 6-7 Eylül 1955 hadiseleriydi şeklindeki açıklamasını da bir kenara yazalım. 3. Madımak Oteli'nde yangın çıktığı haberi o gece saat 23 haberlerinde TRT'de Başbakan Çiller tarafından yapılan borçlarını ödemekte zorlanan otel sahibinin sigorta parası almak için yangını kasten çıkardığına dair ilk açıklamanın daha sonra yanlış bilgilendirme diye geri çekilmesi çok mu basit bir iddiaydı. 4. Meydana gelen ölümlerin çoğunun yanma sonucu değil, dumandan boğularak gerçekleştiği belirlenmişti. Aziz Nesin ise kendisini kurtaran itfaiye erinin onu yangın merdiveninden aşağı kaydırırken bir de arkasına bütün bunlar senin yüzünden diye bir tekme savurmasını bizzat Nesin'in yazdığı da unutulmamalıdır. 5. O sırada CHP milletvekili de olan Arif Sağ isimli müzisyenin Aykırı Bağlama isimli kitabında o akşam karanlığında damalı gömlekli bir sivil kişinin gelip karşısında selam duran bir güven güvenlik görevlisine bir takım emirler verdikten sonra otelde yangın çıktığı şeklindeki iddiası üzerinde niçin hiç durulmamıştır? 6 o günlerdeki Sivas Emniyet Müdürü Doğukan Öner'in Sivas Vali Ahmet Karabilgi'nin askeri ve diğer güvenlik tedbirlerini arttırmak yönünde saatlerce hiçbir talepte bulunmadığına dair beyanı çok mu basit bir suçlamadır ki Erdal İnönü'nün in eski özel kalem müdürü olan o vali hakkında soruşturma izni verilmemişti. Ve malum cenah için ölümün sadece kendilerine yönelik olunca önemli ve ama baş bağlarda veya diğer yerlerde olunca o oh havasında değerlendirilmesi bir diğer büyük Büyük sosyal faciamız değil midir? Bu cinayetlerde inancımızın asli değeri üzerinde can veren herkesi rahmetle anarak.